Eko Lojistiğin sunduğu Eko Kadın devam ediyor. Efendim, Eko Kadın'da Akredite KOBİ danışmanlığı üzerinden yeni danışmanlık bakış açısını konuşuyoruz. Konuğumuz Akredite KOBİ danışmanı Banu Türksavaş. Sayın Türksavaş, şimdi araya gitmeden önce siz işletmeleri, özellikle danışmanlık yaklaşımları açısından üçe ayırdınız. Şimdi teşvikler güzel, yani para tatlıdır. Herkes bir teşvik peşine düşüyor. Şimdi ama ortada öğretiler var. Bu bence KOSGEB için de geçerli. Yani çıkın sahaya, KOSGEB deyin, kimse anlattıklarına değil, kaç para dağıttığına veya dağıtmadığına bakar. Evet. Şimdi burada bir sıkıntı var. Siz üçe ayırdınız üç grubu. Biraz örneklendirebilir misiniz? Yani mesela üçü bu yaklaşımlarıyla hangi sonuçları elde ediyorlar? Şimdi bir tanesi, ben her şeyi bilirim, her şeyi hakimim, benim hiçbir şekilde danışmanlığa ihtiyacım yok. Ben sıfırdan bu şirketi kurdum zaten diyen yaklaşım. %80. Oran vermiyor, yüksek bir oran. Şimdi bunlar aslında tamamen zamanla kaybolacak şirketler. Çünkü biz Endüstri 4.0'dayız, Toplum 5.0'dayız. İnsanların istediği şeyler farklı artık. Geleneksel şekilde A ürünü A ürünü olarak görmek istemiyor. A plus görmek istiyor. Hangi katma değer geliyor? Önceden de A vardı. A plus olmadıkça ben bunu ne yapayım diyor. Çünkü diğeri bakıyor, A, B, B plus oldu. A, A plus olmazsa neden alayım diye düşünüyor. O yüzden de bunlar toplumun içinde zamanla eriyip yok olacaklar ekonomik sistemde aslında bu firmalar. Çünkü dönüşmek zorundalar. Aynen öyle, çünkü kendini dışarıya da açamıyor, pazarını büyütemiyor. Sürekli aynı ürünü üretip aynı sonucu bekliyor. Hep aynı şekilde davranırsanız, nasıl aynı sonucu alamazsanız, aynı şekilde üretirseniz de hep aynı sonucu almazsınız. Çünkü dünya gelişen, değişen bir yapıya sahip. Hep aynı ürünü olmayacağı için o geleneksel bakış açısı ve tamamen ben bilirimci yapı şirketlerin sonunu getirecek bir yapı. Hemen bir örnek verelim. 80'lerde, yani 83'ten 90'a kadarki süreçteki değişimi görmeyen firmaların çoğu kapandı. Doğru. Buradan da bir sağlamasını kesinlikle yapabiliriz. Gelelim ikinciye. İkinci, ben danışmanlık almak isterim. Danışman bana anlatsın, fikir de versin ama ben danışmana hemen ödeme yapmak istemem. Danışmana önce bir gerçekten mesela üretim bandını iyileştirmekten bahsediyorsak, benim üretimimi %10 arttırmayı mı teklif etti? Bu yaptığı projeyi %10 artacak. %5 artırsın, ben ödeme yaparım. İstediğinde iki katı ödeme yaparım. Böyle bir bakış açısına sahip olanlar var. Ama burada şu gözden kaçıyor. Danışmanınız tamamen kendi tecrübesini servis olarak size sunuyor. Ve kendi çalışma saatini. Belki arka planda bir ekibe, çünkü gereken noktalarda danışmanlık öyle bir şey ki genişleyip daralabilen bir sisteme sahip. Bunların başına gelecek? Bunların başına gelecek şey de şu olacak. Zamanla o ilk grubun kapandığını gördükten sonrasında diyecek ki ya evet, ben danışmana ödememi yapayım da danışmandan bir danışmanlık hizmeti alayım, içeride bir çeki düzen verelim sistemlere, biraz daha yoluna sokalım, sektörün trendleri neyi gerektiriyor, içeride de o uygulamaları yapalım. Bunlar zamanla bunu görecekler. Ama zaman kaybetmiş olacaklar. Aynen öyle, zaman kaybetmiş olacak. Üçüncü grup çok avantajlı. Çünkü diyor ki ben kendi işime odaklanayım, ben kendi işimi yapayım, oradan bir katma değer elde edeyim, danışman kendi işini yapsın. Çünkü ben de danışmanın işini onunla birlikte yapmaya kalktığımda, danışmanlığı kendi başıma almaya çalıştığımda zaman kaybedeceğim. Dolayısıyla da ben onun yerine danışmana bir yol planı çizmesinde beraber otururuz, yol planımızı çizeriz. Benim de sorumluluklarım olur. Onun da, herkes kendi sorumluluğunu yapar ve ben doğru adımları atarım. Sektörü doğru takip ederim, ekonomiyi doğru takip ederim ve zaman kaybetmem. Ve bu şirketler de büyüme ivmesi diğerlerine göre daha yüksek olacak firmalar. Çünkü kontrollü adım atıyor. Ya her zaman için geçmişteki dataya bakıyor. Geçmişte ben ne kadar ilerledim, neler yaptım, gelecekte neler öngörülüyor? Danışmanımın bana çizdiği hedefteki büyüme oranım kaç? Yani şu sistem bitti galiba anladığım kadarıyla. Sadece bizde değil, bütün dünyada bir teşvikten yararlanacağım ya da bir kredi alacağım ya da bir yatırım yapacağım, neyse. İşte bir danışman çağırayım, hadi birinci grupta çıkalım. Ücretini de ödeyeyim, bana danışmanlığı yapsın gitsin. Şimdi bu bitti artık anladığım kadarıyla. Biz bir yol arkadaşlığından, bir koçluk da demek istemiyorum, o da çok yıprandı ifade ve kelime olarak, ama aslında bir şirketinize bir profesyonelden yardım almayı akıl etmek durumundayız. Bunu yapmazsak galiba bu dönüşümü kaçıracağız, doğru mu? Kesinlikle. Çünkü şöyle düşünün, zaten bu dönüşümü kendi içinizde yapabiliyor olsaydınız yapmıştınız. Demek ki artık bir desteğe ihtiyaç var veya zaten hali hazırda şirket bu dönüşümü yapıyordu bugüne kadar ama bugünden sonra ivme kazanmak istiyor.
yükselen bir trendten bahsediyoruz. Artarak artan bir trend varken siz azalarak artan bir trend seyrederseniz oradaki fırsatları kaçırmış olursunuz ve artık dünya çok hızlı değişiyor. Kaçırdığımız bir fırsat, bundan 10 sene önce bir fırsatı kaçırdığınızda 3 ayda yakalayabiliyorken tekrar aynı hızı, şu anda 3 ayda değil belki 3 yılda bile kapatamıyorsunuz. Yani doğru mu, hala doğru mu sorusunu sormak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Şimdi bu söylediğiniz çok kritik ama bunun tam tersi de var. Yani biz sanayi devrimini de dikkate alırsanız yaklaşık bir, hadi son dönemlerde son 30 yılda birazcık iyileştirmeler yaptık. 70 yıla düşürdük, bakın 30 sene indirdim. Şimdi öyle bir zaman ki galiba doğru işi yaparsak yeni ekonomiyle bu farkı 3-4 yıla da indirebiliriz. 300 seneye de çıkarabiliriz. Çok doğru. Zaten artık biraz daha teşvik sistemleri de dünyanın gittiği trendte Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji. Tekno yatırımlar çok daha hız kazanmış durumda. Çünkü her şeyi biraz daha teknolojiye dökmek durumundayız. Tabii ki geleneksel işler devam edecek. Süper. Geleneksel girişimcilik olacak ama siz ne kadar endüstriye hizmet ediyorsunuz, ne kadar hızlı, ne kadar teknolojik servisler sunabiliyorsunuz, buna önem veriliyor. Çünkü artık tüketici çok hızlı istiyor her şeyi. Her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Veya siz arada bir tedarikçi rolü üstleniyorsanız da, sizin nihai firmanız B2B'de çalışıyorsanız, firmalar arası çalışıyorsanız da yine onlar da hızlı bir üretim yapmak istiyor. Çünkü kimse stok tutmak istemiyor. Herkes zamanında teslimat yapmak istiyor, üretimini zamanında yapmak istiyor. Dolayısıyla hız çok önemli. Hızı da nasıl sağlayacaksınız? Teknolojiyle, Ar-Ge ile, inovasyonla sağlayacaksınız. Çok ciddi bir kırılmanın eşiğindeyiz. Kesinlikle. Peki bu kırılmanın eşiğinde olduğumuz süreçte bizim bir de tek bacak yürüme sıkıntımız var. Madem girişimcilerden bahsediyoruz, son dönemde dillere pelesenk olan, işte teşviklerde gençlerle birlikte ön plana konulan falan filan. Ben biraz gerçeği istiyorum. Kadın girişimci ne durumda ve onlara verilen destekler ne durumda? Şöyle, Türkiye verilerine baktığımızda kadın girişimcilerin oranı %8.8. 8.8, yani %9'a bile ulaşabilmiş seviyede değil. Ve şöyle bir şey var, bunların büyük ölçekli girişimciliğe baktığımızda neredeyse hiç kadın yok. Bunlar biraz daha küçük ölçekli girişimler olarak kalıyorlar. Dolayısıyla da yani kadına verilen teşvikler evet çok güzel ama kadınların bunları kullanım oranına baktığımızda düşük. Şimdi demin bir hülle bile anlattınız, yani erkekler eşlerine şirket kurdurup oradan teşvikten yararlanıyoruz. Aynen öyle. Bu çok aynen kritik öyle. Bir şey. Aynen öyle. Yani burada 8.8'in içinde yine kadın şirketi görünüp arka planda erkeklerin yönettiği firmalar var. Ama zaten oranlara baktığımızda farklı şeyler var. Mesela OECD ülkelerinde kadınların %34'ü, erkeklerin %30'u yüksek eğitimli. Ama erkeklerin %74'ü iş hayatına katılırken, iş sahibi olurken kadınların %62'si iş sahibi. Yüksek öğrenim yaptıklarımızı da iteliyoruz. Aynen öyle. Yani aslında kadınlar eğitim hayatında erkeklerden yüksek eğitim noktasında bir tık daha önde olabiliyor. Akademik başarılarda biraz daha önde olabiliyor ama bunu profesyonel iş hayatına dökme noktasında oransal olarak erkeklerin altında kalıyor bu oranlar. Hakikaten şöyle bir düşünün. Gerçekten sınıfların çalışkanları hep kızlardır. İlginç bir çelişki bu. Aynen öyle ve Türkiye'deki toplam kadın istihdam oranına baktığımızda %29. Sadece. Sadece %29. Ya tabii bunun konuşulmayan yanı var. Yani bir de kayıt dışında kadının istismar edildiği çok alan var. Maalesef. Maalesef. Yani kayıt dışı oranları da kattığımızda elbette biraz daha yükselecektir ama. Ama o dramatik bir yükselme oluyor. Evet, maalesef. Yani ücreti, sosyal hakları vesaire. Aynen, aynen öyle, aynen öyle. Ama mesela şey de enteresan. Tepe yönetici oranı şirketlerde kadın tepe yönetici oranı %3. Orta kademe yönetici oranı %45. Yani %45 orta kademeye gelebiliyor. Neredeyse orada başa baş bir durum söz konusu erkek yöneticilerle. Ama tepe yönetimde sadece %3. Yani aslında onu kaptan köşküne almıyoruz. Aynen öyle. Girişim köşküne girmiyor, kaptan köşküne girmiyor. Yani sadece bizde değil, dünyada da ekonominin hali ortada. Bence bir düşünün derim. Başka ne veriler var mesela? Kesinlikle. Elimizde? Mesela melek yatırımcıların belli yatırım tutarları, erkek sahipli startuplara geçen yıl 60 milyar dolarlık yatırım yapılmış. Erkek sahipli, evet. Kadın sahipli startuplara 1.5 milyar dolar yatırım. 60'ta 1.
Evet. Pardon, 60 milyar mı dediniz? Evet, birinde 60 milyar dolar erkeklere yapılan yatırım, kadın startuplara yapılan yatırım 1.5 milyar dolar. Sakatlık tabii ki dünya burada, genelinde yani. Kesinlikle öyle. Tabii ki burada yani bir cinsiyet eşitsizliği gözetilmiyor. Başvurularla alakalı. Yoksa hani erkeklere daha yüksek bir kontenjan, kadınlara daha düşük bir kontenjan ayrılması en azından o kadar değil. Değildir yani evet, herhalde. Evet, evet, değil. Peki kadınlar niye baş... Veya şöyle diyeyim, daha doğru bir soru sorayım. Kadınlar niye girişimci olmak istemiyor? Aslında şöyle, kadınlar bir nebzede girişimci olmak istiyor ama mesela melek yatırımcıların desteklediği startuplar biraz daha teknolojik altyapılı startuplar. Hmm. Baktığımızda 40'a 1'lik bir oran var. Diğer taraftan kadın girişimciliği oranına baktığımızda %9'a %91 gibi bahsedebiliriz. Yani biraz daha dramatik. Teknolojinin içine kadınlar biraz daha yer almak istemiyorlar. Niye? Aslında orada farkı çok rahat kapatabilir kadınlar. Kesinlikle çok rahat kapatabilirler. Ama bu noktada kadınların biraz daha yüreklendirilmesi, biraz daha üzerlerinde sadece kadın olduğundan dolayı kendi üzerlerine aldıkları sorumluluklar var. Mesela bir evin işlerinin yapılmasını kadın alıyor. Bunu tam kendi üzerinde gibi düşünüyor. Teknolojik bir firma kurulumunda aslında klasik şirket gibi işte siz 9'dan 6'ya kadar çalışmıyorsunuz. Bazen bilgisayar başında sabahlıyorsunuz. Bazen tamamen uykusuz geçirdiğiniz günler, haftalarınız oluyor. Ama ve home bir kadın, office avantajı var. Avantajı var ama bir kadın şu noktadan bakıyor muhtemelen burada da. Beni evde bekleyen işler var. Yani birazcık aslında kadının da kendi olaya bakış açısını değiştirmesi gerekiyor burada. Evet, çok güzel teşvikler var, destekler var ama kadın da içsel olarak evet ben bunu artırmalıyım, ben bunu başarabilirim gibi kendi kendine motive etmesi gerekiyor. Çünkü eğitim oranı da var. Yani kadın gerçekten eğitimli. Yani yükseliyor da her geçen gün eğitim oranı. Bundan 3-4 sene önce bir kadın muhtarlar toplantısını modere etmeye gittiğimde tamamı neredeyse üniversite mezunuydu. Muhtardan bahsediyorum. Doğru. Ama muhtarlar yani. Mesela bir üst kademe belediye başkanında görmüyoruz o oranı. Doğru. Çünkü kadın aslında kendini konumlandırırken işte muhtar olarak baktığında ben mahallemin sınırlarındayım diyor. Ama belediyeye açıldığında ben o ilçenin sınırlarındayım. Ve daha fazla çalışmam lazım psikolojisine kapılıyor. Aman evde iş bekler. Aynen öyle. Aynen. Yani biraz daha o konfor alanını da hem koruyup hem kendi bireysel olarak konfor alanını korumak, hem işinde başarılı olmak. Çünkü bir iş yapıyor mu dışarıda? Evet yapıyor. Muhtarlık yapıyor. İyi yapıyor mu? İyi de yapıyor. Kendini iş noktasında da tatmin hissediyor ama bir üst seviyeye geçmiyor. Yani burada birazcık da eğitim, kadının kendine güveni. Ben bunu başarabilirim. Sadece evin işleri benim sorumluluğumda değil. Bu bakış açısında gelmesi gerekebilir. Bir de şu literatürden galiba sen anlamazsın lafını bir kaldırmamız gerek. Kesinlikle öyle. Yani öyle daha şey çocuk yok. Yaşta evet. Aslında son dönemde erkeklere de, erkek çocuklara da, hı-hı, kız çocuklara da bu çok söylenir oldu. Sen anlamazsın diye bir dünya yok. Aksine yeni dünyayı onlar anlıyorlar mesela. Çok doğru. Çünkü dünya artık çok daha farklı bir şeye evriliyor. Yani herkes ne kadar dijital. O dijital dünyada doğru bilgiye ne kadar hızlı ulaşıyor? Çünkü hız çok önemli artık. Hiç kimse kalkıp da dakikalarca bir haber okumak istemiyor. Hızlıca bir dakika içinde okuyayım diyor. Bir dakika içinde okumak için de belli anahtar sözcüklerle onu bulmak, hızla ilerlemek istiyor. O yüzden de o hıza erişmek lazım. Peki, niyetlendim. Hı hı. Yani ben bir kadın olarak bir teşebbüs sormak istiyorum. Gerçekten söylendiği kadar teşvik var mı? Şöyle, avantajlı durumları var kadınların. Mesela? Mesela bir şirket kurarken erkeklerden daha farklı noktada aldıkları ek bir teşvikleri var. Veya var olan bir şirketin üzerinden proje hazırlıyorsunuz. O projelerde belli kriterler, belli puanlara sahip. Kadın girişimci olmanız veya ortaklı bir şirketse %50'si ve üzerindeki oranın bir kadının üzerine ait olması size puan avantajı olarak dönüyor. Ama o kadar. Yani kadın girişimci olmanız parayı batırmanız anlamına gelmiyor. Tabii ki. Güzel. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Türkiye'de önemli bir firmanın yaptığı araştırmanın sonucunda kadın kendilerini iyi temsil ettiğine inandıkları firmalardan ürün alma ve sadakat oranı %92. Dolayısıyla aslında burada kadın girişimci kadın girişimciyi desteklemeli. Çıkan sonuç bu. Biraz da kadın tüketici de kadın girişimciyi desteklemeli. Aynen öyle. Aynen öyle ama zaten diyor ki ben %92 oranında müşteri sadakati sağlıyorum. Sen yeter kadınları iyi temsil et. Yani ne yapacak kadınlar da iş hayatında birbirlerini destekleyecekler. Bu profesyonel anlamda da böyle olmalı. Yani şimdi yiğidi öldür hakkını yeme. Kadınların kadınlara yaptığını da erkekler kadınlara yapmıyor. Doğru. Şimdi onu da söylemek evet, lazım yani. Doğru. Yani iki rakip kadın yönetici adayı diyelim. Onların birbirlerinin ayağına bastığı kadar hiçbir erkek
kadına yapmıyorum. Doğru. Aslında zaten tepe yönetimde %3 kadın, orta kademede %45 kadın olması da birazcık bunu açıklıyor. Değil mi? Evet. Peki, son 3-4 dakikada birkaç tane soru cevap yapalım istiyorum. Tamam. Mesela ben bir teşvik aldım. Hı hı. Herkes burada olduğu için teşvikle girmeye çalışıyorum mevzuya. Teşvik esas olmamalı. Peki ondan sonra benim bir girişimci olarak yol haritam ne olmalı? Böyle birkaç maddede sayabilir misiniz bana? Doğru teşviği aldınız mı? Doğru güzel. Teşviği doğru zamanda aldınız mı? Bazı teşvikleri bir şirket hayatı boyunca sadece bir defa alabiliyor. Dolayısıyla da siz A makinesini almak istiyorsunuz ama A makinesini alabileceğiniz birden fazla uygun teşvik olabilir. Danışmanı sizi yönlendirmeli veya belki size bir stratejik plan sunduysa zaten şunu diyebilir: 2 sene sonra bizim bu yatırıma, bu teşviğe daha çok ihtiyacımız olacak. Bu makineyi kendi iç imkanlarımızla veya alternatif çözümlerle biz alalım. 2 sene sonra biz bu teşviği kullanacağız. Çünkü o zaman daha yüksek bir yatırıma ihtiyacımız olacak. İşte danışmanın bu noktada yaratacağı bir fark yani var. Siz yol haritasını bırakın, daha teşviği alırken doğru aynen teşvik öyle mi diye aynen. Doğru teşvik gerekiyor. Doğru zaman. Bir dakikada 2 soru sorarım herhalde. Bunlardan birisi, girişimci nerede hata yapıyor? Girişimci sadece fikirli girişimci olmayı düşündüğü noktada hata yapıyor. Pazarını ölçümlemediği noktada. Harikasınız. Peki bir soru sorayım, onunla da bitirelim. Reel sektör bir tarafta ve danışmanlar bir tarafta. Bu kalkınmadaki koordinasyonda ikilinin uyumunun önemi ne? %100 önemi var. Çünkü firmanın sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyor danışman. Firma sürdürülebilir olursa büyümeyi, kalkınmayı, ekonomik gelişmeyi destekleyecek zaten. Yani firma sadece mevcut işine bakmasın, mevcut işini yaparken nasıl daha iyi yapacak, ekonomiye nasıl daha fazla katkıda bulunacak, maliyetlerini nasıl azaltacak, hedefli nasıl satış ve pazarlama yapacak. Yani burada hedefi çizip büyüme planını ona göstermek. Göre aynen öyle. Akredite KOBİ danışmanı Sayın Banu Türksavaş, çok teşekkür ediyorum. Bu arada hayırlı olsun bence Akredite KOBİ danışmanlığı Türkiye'ye. Umarım ciddiyetini bozmaz. Çok ciddi ve doğru nokta atışı bir iş. Bence KOBİ'lerin buna ihtiyacı vardı. Buradan da düşünenlerin aklına, emeğine sağlık diyelim. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Herkese yol açık, yol açık demek istiyorum. Yol gerçekten. Açık. Yola çıkarsanız yolun açık olduğunu görürsünüz. Ama yol o yol mu? Onu da bir danışmana evet, sormak kesinlikle. Lazım. Efendim, güzel bir düşünür çok güzel bir şey söylemiş. Eğer bir şeyi biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğimdir demiş. Belki evet yıllarca biriktirdiniz, fikri anlamda söylüyorum. Ve bildikleriniz var ama bambaşka bir ekonomiye gidiyoruz. Ve o ekonomide güç birliğine, akıl birliğine ihtiyacımız var. Şimdi her önüne gelenin akıl verdiği bir süreç yaşadık. Çok haklısınız. Zarar ettiniz. Çok haklısınız. Bence kamunun, iktidarın, yani ekonomi yönetiminin son dönemde yaptığı en iyi işlerden biri olarak gözüküyor. Akredite KOBİ danışmanlığı, üstelik parasının %75'ini de devlet karşılıyor. Bir danışın. Pişman olmazsınız. Şu kadınlarda hem biz fren koymayalım hem de kadınlar da kadınların ayağına bu kadar basmasın. Çünkü buradan bir çıkış yakalamak zorundayız. Onu da nasıl olur? Her zamanki gibi. Unutmayın. Tek kanatla uçamazsınız. Yeni bir programda görüşene dek hoşçakalın efendim.